Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Akar ve Bakan Austin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu. Frank Pallone tarafından sunulan bahse konu tasarı, yeni F-16 savaş uçaklarının ve F-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye ihracını yasaklamakta. Bu bağlamda tasarı ABD Başkanı'na ulusal çıkarlara hizmet ettiği ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceği garantisi sunmaması halinde Türkiye'ye F-16 satışını yasaklamakta. Tasarının oylaması geçtiğimiz günlerde oylamanın kayıt altına alınma talebi sebebiyle ertelenmişti. 14 Temmuz 2022 tarihinde yapılan oylamada ise oy veren tüm üyeler kayıt altına alınmış oldu. Savunma Sanayi Araştırmacısı Arda Mevlütoğlu tarafından aktarıldığı üzere tasarı, NDAA 2023 taslağına girecek. NDAA'nın Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından hazırlanan taslakları bulunmakta. Bu bağlamda NDAA'ların karma komisyonda birleşip tek bir taslağa dönüştürülüp başkanın onayına sunulduğunu aktaran Mevlütoğlu, başkanın veto hakkının hala elinde olduğunu aktarmakta. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Gregory McStephens News'e verdiği demeçte, Rusya'ya karşı bizimle çalışan Türkiye ve diğer ülkelerle iletişim halinde olup birlikte çalışmalıyız. Türkiye doğru yönde hareketler gösterdi. Bazı şeyler bizi zaman zaman rahatsız etse de Türkiye ile çalışmamız gereken başka konular var, ifadelerini kullanmıştı. Defense News'e konuşan Demokrat Bob Menendez, bir noktada Türkiye'nin beklediğimiz NATO müttefiki olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor. Birçok şeyde çıkarlarımıza aykırı şekilde hareket ediyor. Bence yönetim, Türkiye'nin olmasını istediğimiz yönden bakmayı bırakmalı ve Türkiye'nin Erdoğan'ın emrinde olduğunu anlamalıyız. Demişti.